Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili esnaf kardeşlerim ve ticaretin bel kemiğini oluşturan tüm emekçi insanlar. Hepinize sevgiler olsun, selamlar olsun. Ben bugün Antalya güneşinde harikulade kargo şortumu giydim. Kargo tişörtü ve gömleğimi giydim ve bir sizlere esnaf olmak istiyorum. Arkamda yakışıklı, bir numaralı seri numarasına sahip pilot karın P1'i var. Hem sizlerle bu arabayı birazcık tanıtacağım. Mikro mobilite benim çok önem verdiğim bir konu biliyorsunuz. Bu mikro mobilite ile alakalı Türkiye'de bir yolunun olduğunu esnafımıza, KOBİ'mize, vatandaşımıza çok güzel fırsatlar sunduğunu ama biraz küçük tipleriyle, ama biraz son hızlarıyla, menzilleriyle ya öyle araba mı olur ki düşüncesine aslında hem de nasıl öyle bir araba olur, ekmek kazandırır, rızık getirir, eve mutlu şekilde gidilir. Onu göstereceğim bir gün yapmak istiyorum. Ben bugün esnaf olacağım dostlar. Şimdi Antalya döşeme altında İmekar tesislerindeyiz. İmekar'ın iki fabrikası arasında döşeme altı ve serbest bölgede mal götürüp getiren elleri, kolları, ayaklı. Mehmet abiden rica ettim bu arabanın sahibi olan yani fabrika içerisinde kullanan abiye. Ya abi dedim senin şu yakışıklıyı bana versen de ben şöyle bir tur atsam nasıl olur diye. Sizlerle birlikte bir esnafın hayatını canlandırmak istiyorum. Hadi gelin benimle birlikte döşeme altına gidelim. Normal bir kullanım hayatında bizlere neler getiriyor? Böyle bir ticari araç fiyatı ne kadar? Kaç kilometre gidiyor? Teknik özellikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim. Öyleyse günümüz başlasın. Normal bir arabada hiçbir fark yok. Emniyet kemerimizi güzelce taktık. Ondan sonra burada kocaman eski usul bir el freni var. Bu şimdi bir nolu seri araç olduğu için dostlar şu anda satılan versiyonu başka. Ama o kadar çok kullanılan bir tam esnaf arabası yani tam iş arabası zevkle kullanılmış. Buradan kilometre saate baktığımız zaman 18.887 kilometrede. Yani pilot karın biliyorsunuz bu Türkiye'deki özellikle golf arabasında üreten Bursalı bir firma. İmekar'la da bir teknoloji alışverişi yapıyorlar. Bataryası da, batarya paketleri de yerli bir şekilde ülkemizde üretiliyor. Bu arabada 15.6 kW'lık bir batarya paketi var. Yani bu da takribi olarak 130 km bir menzil sunuyor. Şimdi ben Mehmet abiye sordum. Dedim ki ya Mehmet abi burada turuncu, bak benzin deposu gibi yapmışlar. Elektrik ışığı yanıyor. Bu kadar diş var ne olur? Ya Engin'ciğim dedi 20-30 kilometre tertemiz menzilin var. Rahatlıkla gezebilirsin dedi. Ben alıp arabayı kaçırmadım yani dolu dolu. Vites ayırıcımızdan şuradan bakın tak diye D'ye bastım. Buradan el frenini indiriyorum. 18.887.7 kilometreden bakalım kaç kilometre bir şeyimiz olacak. Şöyle güzelce torkuyla yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlar arabanın kliması da var ama Antalya'da şu anda hava 19-20 derece arasındaydı sabah. Şu anda da 23-24 derece gibi. Şeydeki Tesla'daki de klima 22 ayarlıydı. Ben çok bir sıcaklık hissetmedim. Ama istersek tabii şeyimizi de hallederiz. Şöyle camımız da otomatik bakın. Camımız da otomatik. Dediğim gibi bu Türkiye'de üretilen ilk P1000. Bir numaralı seri numarasına sahip. Üzerine batarya paketi geliştirilmiş. İmekar mühendislerinin ki yukarıda kartını koyacağım. O aslında o zaman da bir simülasyonu yapmıştık. Diyelim ki bu arabayı üretmek istiyorsunuz. Bir fabrikanız var ve şey yapmak istiyorsunuz. Siz de elektrikli araba üretmek istiyorsunuz. İmekar'a gelip bana bunun batarya paketini oluşturabilir misin diyorsunuz. İmekar mühendisleri bu arabanın şasesine, ağırlık merkezine uygun 15.6 kW'lık versiyonunu hazırlamışlar. Bunun sayesinde de bu araba 90 kilometre kadar hıza ve 130 kilometre kadar da menzile geçiyor. Öğrendiğim, sordum özellikle yani bunun motoru falan ne kadar gelecek? Düşün işte bu araba 18.000 kilometre, 19.000 kilometre yapmış. LFP hücreli olması sebebiyle 3.000 cycle en az pilini %70'e kadar koruma şeyi var. Yani bir kilometre, bir deposuyla 130 kilometre gidiyorsa 3.000 cycle ne demek dostlar? Aşağı yukarı bu arabanın pil gücünün sizin canınızı sıkmadan yani %70 100 kilometrenin altına düşmeden 400.000 kilometre yaptırabiliyorsunuz. Bu arabada da rejen var.
Bakınız, ayağımı gazdan çektiğim zaman şarja doğru giriyor rejen. Bastığım zaman da güzel güzel e-power gücünü veriyor. Yani bu arabanın rejeni yok diye düşünmeyin. Bakın hop şarj. Kendisi yavaşlarken şarj ediyor. Güzel, tatlı. Yani ben mikromobilite arabaları fuarlarda falan görmüştüm. Hiç kullanmak nasip olmamıştı. Bugün güzel esnaf olacağız. Özellikle şehir içi kullanımlarında bakın şu anda ne kadar böyle ponçik ponçik ilerlediğimi görüyorsunuz. Şahane bir opsiyon sunarak bizlere yanımdan geçen Fiat'ın aynısından almaya gerek yok sevgili arkadaşlar. Tek kişi video çekmek böyle. Koyuyorsun, çekiyorsun, geri geliyorsun. Gördünüz değil mi? Arkamdan gelen Ducato vardı. Şimdi bir tane neycisiniz diyelim ki, sucusunuz ya da buralardaki bakkal, market, teslimat arabasısınız. Bir pizzacısın. Yani bu kadar büyük arabaya gerek olmayabilir. Bundan dolayı da hem Ducato'ya ihtiyacı yoktur. O kişiler Fiorino kullanır. Auto Hold gibi bir özelliği de var. Dediğim gibi kliması buradan böyle bastığın zaman şöyle AC1 buradan hemen üflemeye başlıyor. Yılkar'ın, bu da bildiğim kadarıyla yerli bir firma. İçerisine minik bir şey koymuşlar. İşte Antalya sıcağında bile soğutucu ve arabanın bataryasından elektrik çekeceği için de mis gibi. Döşeme altını bilenler bilirler. Burası gayet güzel. Antalya'nın, yeni Antalya'nın en modern yerlerinden birisi. Villalarıyla meşhur. Ben de yaşayacak olsam Antalya'da döşeme altında yaşardım. Şimdi şöyle sinyalimi vereyim. Sağ tarafta Yıldırım Spot'tan istersek çuval çuval kömür alabiliriz. Hırdavatçı var. Ben arka kasaya Mehmet abiye sordum. 500 kiloya kadar yük atabiliyoruz dedi. Tabii ki o zaman menzil vesaire de bunlardan etkileniyormuş. Şimdi 500 kilo demek 25 tane 20 litrelik damacana su demek. Arkasına atabiliyorsunuz ve bunu dostlar araba gibi götürüyorsunuz. Yani motosiklet kategorisinde bir araba ama L7 sınıfı diye geçiyor. Bu sınıfın L7 ya da L6, onlar benim çok acayip alanım değil. Öyle olduğu için bu otomobil sınıfında olan bir araba, otomobil sınıfında olan bir taşıt değil. Motosiklet, 4 tekerlekli motosiklet statüsünde. O yüzden MTV'leri, o yüzden bu arabanın bakımları çok daha ekonomik oluyor. Şimdi biz oradan düşünün bir kömür attık. Bu Ege gübreden gübre atabiliriz. Ondan sonracıma yolumuza devam. Burada da pancar motorlardan şey yapabiliriz. Buradan bu mandalı böyle çekiyorsun. Buradan bu çıktı. Geldin. Buradan da bu mandalı çektin. Bunu da böyle ayırdın. Hop. Yüklemek için şu anda hazırız. Dedik ya şimdi biz böyle esnafız ya da esnafın yanında çalışan elemanız. Elemana vermek için muhteşem bir araba. Birincisi, bu arabayı bozamazlar dostlar. Neden? Manuel vites değil. En güvenli vites otomatik vitestir. Bu araba bir elektrikli araba. Bir başka şeysi de dışarıdan anlatalım ya. Lekolamızı aldık ya şimdi. Hop. Dediğim gibi ağır bir şekilde kullanılıyor. Allah ne verdiyse dikkat etmeden, gözü arkada kalmadan ağır sınıf bir hafif araç. Ağır sınıf hafif araç ne demek? Mal yükle, taşı, elemana ver, bilen, bilmeyen, tangırı, tunguru. Şimdi altyapısı, şasesi kullanan abinin de söylediği çok sağlam. İstediğin kadar bozuk yola gir, tangır tungur geç, bir de tipi de güzel. Gözün arkada kalmayacak. Ben geldim şimdi BİM'den Lekolamı aldım. Neden? Çünkü yorulduk. Klima taktık biliyor musun abi? O yüzden mesela klimacıların kesin alması gereken bir araba. Karşı tarafta her ne kadar Lekola'yı aldım ben şimdi. Mesela bak Coca-Cola'nın aracı var. Bir tane Fiorino. Bakın şöyle ikisine uzaktan. Gördünüz mü? Abi büyüklükleri bunların aynı. Yani çok az fark var arasında. O araba şimdi nereden baksanız multijet. 6 litre civarında mazot tüketir. Dur kalk trafikte klimayı da açarsa. 6 litre 2,5-3 TL'ye yakın bir tüketimi var. Bu arabanın 130 kilometrede 40 TL. 2,5 TL nereye? Kilometrede 40 kuruş nere? Mesela köyde dedemiz var. Cuma'ya gidecek. İşte köyde yaylaya çıkmada, ondan sonracıma, bu arabanın herhangi bir yokuş çıkma vesaire diye bir zorluğu yok. 15.6 kWh'lik pili olduğu için
Motoru da Avrupa menşeli bir motor. Yani böyle Çin'den gelen bir şey yok. Öyle olduğundan, yani Çinli olduğundan kötü demek için demiyorum, yani aklınızda bulunsun. Bu güç ünitesinin hayat verdiği araba bütün doğa şartlarında yeteri kadar güç sağlayabilecek. Yani istersek şu dağın tepesine çıkar mıyız? Onu tabii bir zorlayabilir. O Tesla'yı da zorlar dağın tepesine çıkmak da. Herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi buradan sağdan döneceğim. Birkaç yere de uğrayacağım. Onlardaki işimi de halledeyim. Sonra tekrardan birlikteyiz. Evet, bu yakışıklıyla birlikte 15 kilometreyi tamamladık. Soru: Türkiye'de yerli üretim en çok satılmış elektrikli araba kimdir? Cevabı çok basit değil mi? Yerli ve milli gururumuz Bursa Gemlik'te üretilen TOK. 40 bin adet üretildi. Peki 6 bin adet satış rakamına ulaşmış Türkiye'nin TOK'tan önce en çok tercih edilen yerli üretim elektrikli arabası kimdi? Cevap: Pilotcar. P1000 Pilotcar'ın yıllar içerisindeki golf arabalarından edinmiş olduğu deneyimle geliştirdiği, özellikle belediyeler, küçük işletmeler, esnaflar, mahalle arası, şehrin içerisinde yeşil enerjiyi kullanabilecek, çevreci, yenilenebilir enerjiden kendisini şarj edebileceğiniz, sadece bir güneş paneli koyarak kendisini şarj edebileceğiniz 130 kilometre menzilli, 90 kilometre son hızlı, İstanbul Havalimanı'ndaki o baciler var ya, hani yürüme güçlüğü çekenleri alıp taşıyorlar. Onların %90'ı İstanbul Havalimanı'nda, hepsi Pilotcar üretimi. Türkiye'den dünyaya ihracat yapan ve Antalya bölgesindeki oteller, Türkiye'de o tarz arabalarda, yani mikro mobiliteyi yıllar içerisinde geliştirmiş ve dünya standartlarında üretim yapan bir fabrika. Dediğim gibi aracın elektronik aksamı ve pil paketleri de, onlar da Türkiye'de üretiliyorlar. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Ben de onu sordum. Dedim ki ya mesela siz şu anda Giresun'dasınız. Konya Ereğli'sindesiniz. Ya da ne bileyim Karadeniz Ereğli'desiniz. Ya da Marmara Ereğli'sindesiniz. Yani 3 tane Ereğli olsun diye söyledim. Dedim ki ben bu arabadan aldım ve tüpçülük yapmak istiyorum. Su taşımak istiyorum. Pizza servisi yapmak istiyorum. Kapalı olanları da var çünkü, arka tarafı kapalı olanları da. Bakımlarını nasıl yaptıracağız? Arkadaşlar, Tesla'nın nasıl mobil servisleri varsa, Pilotcar'ın da 6000 tane zaten şu anda çalışan endüstriyel aracı olduğu için tüm bölgelere yayılmış mobil servisleri var. Yani bu arabayı alıp da bir servise götürmüyorsunuz. Onlar gelip yaklaşık 2000 TL'ye yıllık bakımlarını yapıyorlar. Yağ değişimi yok, sekman yok, krank yok, buji yok, kızdırma bujisi yok, mazot filtresi yok, yağ filtresi yok. Araba işte nasıl kullanılmış siz de gördünüz. 18 bin kilometredir fabrikanın bahçesinden dışarıya bakıma bile gitmemiş. Neden? Bu çünkü bir prototip. Ama o kadar sağlam yapmışlar ki, prototip olsa bile bir numaralı seri numarası var. Ona rağmen araba canavar gibi gidiyor. İşte bana pili düşük verdiler. Ona rağmen 60 kilometre hızları sizlerle birlikte zorladık. Her zamanki gibi soracağımız sorulardan bir tanesi: Engin, sen bu arabayı kendine alır mısın? Arkadaşlar, gerçekten bu arabayı yoğun şehir içerisinde, İzmir'de mesela, Bayraklı'dasınız, tamam mı? Her tarafa sağa sola malzeme götürüyorsunuz. Bu kişilerin derhal ve ivedilikle böyle bir aracı Pilotcar'dan sorabilirler ihtiyaçlarına yönelik. Bunun arkasında çöp toplama şeyi, belediyeler için dedik ya yapıyorlar diye. Mesela çöp toplamalı versiyonunu sipariş edilebilir. Şantiyeniz var, şantiye için ihtiyacınız olan kaynak makinesi var mesela. Bunun arkasına kaynak makinesini taktırabilirsiniz. Ya da ne bileyim, yemek dağıtıyorsunuz, frigolu. Ya da işte ısıtıcılı. Çünkü şey olduğu için Pilotcar bu gibi hizmetlerde sizlere şey yapıyor. Bunu nasıl takıyoruz acaba ya? Şöyle mi? Heh. Bunu da böyle kapatmış olduk. Aslanlar gibi arabayı. Yani arkasına bu açık şasi kamyon. Üstüne istediğiniz kadar yükleme yapabileceğiniz bir versiyonu. Ama bunun kapalısı yapılabiliyor. Çöp kamyonlusu yapılabiliyor. Fiyatlar ona göre değişiyor. Peki bu aracın fiyatı ne kadar? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bu arabanın rakibi kim? Onu söyleyelim. Elektrikli olacak. Tam elektrikli olacak. Ve kargo tipi olacak böyle. Sadece Renault'un Kangosu var. Ve 1.800.000 TL'lere satılıyor.
Şimdi gelelim bu arabanın başka bir rakibine. Fiorino olsun diyelim ki büyüklük olarak. Bu büyüklükte. Biraz önce kıyasladık işte. Arkasına yükleyebileceğiniz şeylerde. Tabii ki Fiorino ile 140-150 yapabilirsiniz. Uzun yollar yapabilirsiniz. Mazotunu koyuyorum gidiyorum Engin'cim diyebilirsiniz. Ama şehir içerisinde 10 kilometrelik bir alanda kullanın. Ya da bir şehirde kullanılan. İzmir mesela. Ben şu arabayla İzmir Buca'da otursam, Bayraklı'da iş yerim olsa ve gün içerisinde bütün İzmir merkezine dur kalklı böyle ağır trafikte dağıtımlar yapıyor olduğumu düşünün. 130 kilometresini bitiremem. Bitirsem bile dükkana gelip 1 saat şarjda yaklaşık 25 kilometre, 30 kilometre arasında menzil alıyor. 1 saatlik araba normal 220 volt priz şarjıyla 5-6 saatte de tamamen deposunu dolduruyor. Yani kullandık gece prize taktık 220'ye ekstra bir şey almanıza gerek yok. Ama güzel bir özelliği var. Şurada bakın nasıl bir ekipman var. Bizim Tip 2'den var. Tip 2 ile ev şarjından da bunu şarj edebiliyorsunuz. Bakın burada römork yeri var. Hani bunlar dedik ya endüstriyel diye ve römork çıkış plak yeri var. Yani ona uygun ekipmanın şeyini de takabiliyorsunuz. Ve fiyatı da bu çok değişken arkadaşlar. Ben çok ısrar ettiğim için bir fiyat telaffuz edeceğim ama sizin istediğiniz modele, özelliğe ve başlangıca göre KDV dahil, KDV'si %20, 890 bin TL bu arabanın bir fiyatı var. Lütfen otomatik vites, bakın bu çok önemli tekrar ediyorum. Debriyajı olmayan otomatik vites, kilometrede 40 kuruş yakan, bunu da devreye alın, bir rakibi olan araç yok. Buna böyle bakacaksınız, iş arabası bakacaksınız. Yani ben onunla işte memlekete gidemem ama. Ya tamam bu memlekete gidilecek araba değil. Bu o kişinin yani tek bir arabam olsun, memlekete de gideyim arabası değil. Bu bir yerde patronsunuz, teslimatlar yapıyorsunuz. O kişilerin alacağı bir araba. Şimdi onlara bu nasıl bir avantaj sağlar biliyor musunuz? Her şirket kargo giderleri yani üretim giderlerinde böyle pilot kar gibi şeylerde şuna bakarlar dostlar. Diyelim ki ben bir yerde teslimat işi yapıyorum. Bu teslimat işini yaptığım arabanın mazot masrafı, eleman masrafıyla düşünürüm. Ve derim ki paket başına 50 TL koyayım. Neden? Fiorino çıkacak. İşte 8 kilometre, 5 kilometre gidip bir paket teslim edecek. Ve siz kurumsal bir iş yapıyorsunuz. Müşterileriniz var. Senden 200 liralık bir malzeme istedi. 200 liralık bir malzemeyi Fiorino'ya götürmenin kurtarmayacağını düşündüğünüz için 250 lira fiyat çekersiniz. Ama rakipleriniz 250 lira demez. 210 lira der, 220 lira der. Ve rekabet etme şansınızı azaltır. Bir pizzacısın diyelim ki. Biraz daha uzun bölgede çalışmak istiyorsun motosikletten. Daha montanlı iş yapmak istiyorsun. Catering işi yapıyorsun. Bakın bu tam bir cateringçi arabası bence. Tüp işi yapıyorsun. Bir mahalle yaptın. Su işi yapıyorsun. Tek mahalle değil iki mahalleye böyle bir arabayla özellikle sucu arkadaşların alabilirler. Bir, hepsinin giriş yerde depoları var. İki, arkasına attığın 20 damacana suyu 130 kilometre şehir içerisinde istediğin yere götürebiliyor. Ve toplamda 40 liralık elektrik harcıyor. Elektriği 30 günde bir ödüyorsunuz, mazotu her gün alarak ödemeniz gerekiyor. 30 gün sonra elektrik faturanı kredi kartından ödersen ne olur sevgili arkadaşım? Nuru ala nur olur. Yani günde 40 liradan 30 günde 1200 lira yakacak. 1200 lirayı 4000 kilometreyi içten yanmalı bir arabayla yaptığın zaman 12 bin lira tutar. Arada 10 bin liralık fark var ama sen maliyetlerini bu 10 bin liraya göre hesapladığın için rekabette geriye düşüyorsun. Bu arabası olmayan başka bir esnafa göre daha uygun fiyat verdiğin için müşteriler seni tercih edecek. Yanına bir tane daha pilot kar P1000 çekip hacmini, iş gücünü arttırabilirsin. Yerli bir üretici, Bursa'da saygın bir ailenin, dededen, pilot olan dededen gelen, kurumsal bir kimliği olan bir ailenin çok güzel bir aracı. Öyle olduğu için de gönül rahatlığıyla bakın. Böyle janjanlı, yıkatılmış, pırıl pırıl bir araba değil. Bu gerçekten işte kullanılan, ağır bir şekilde çalışan İmekar'ın servis, taşıma, iki fabrikası arabası arasında pilleri taşıdığı, öteberi malzeme koyup işte metro marketten yemek için gıdayı, bakliyatı aldıkları aracı bu. Hal böyle olunca da ben böyle bu tarz kullanım deneyimi olan, yani test sürüşüne ben pilot kardan bunu istesem ne olacak ki? Bana gıcır gıcır bir tanesini verecek. Şu boyut demiş, bu şey demiş. Aslanlar gibi kullanılabilecek bir araba. Yani
Şimdi gelin birlikte birazcık döşeme altında dolaşalım. Kullanım deneyimi nasılmış hem de ona bakalım. Çok da güzel bir şey olsun. Ondan sonra son bölümde de buluşuruz. Herhangi bir bozuk yolmuş, gitmek girmekmiş, hiç sorun değil. Rahat rahat, korkusuzca, istediğimiz gibi gidebiliyoruz. Yani bak şimdi bu ekmekçi abi tam olarak aslında kullanması gereken araba bu araba. Bir tane Dacia almış, önden de ufak bir kazası var. Gördünüz mü? O ekmekçi böyle bir araba kullanıyor olsaydı ekmeğini bakkallara daha yüksek kar marjıyla verebilirdi. Bakın, istediğim gibi gidiyorum. Hiçbir şey yok. Vallahi maşallah var arabanın. Hop, şöyle dönelim. Buradaki çalışmayı atlattık. Böyle İstediğin gibi kullan kardeş. Kediler, kangolar, hiçbiri yani endüstriyel sınıfta otomatik vites değil ama bu araba mis gibi otomatik vites. Mis. Sol ayak boşta bak. Sol ayağımızı koyma yeri yapmışlar bir de oraya. Çok güzel. Hani hiçbir şey yok. Tatlış bir frenimiz var. Dediğim gibi bir fren testi de yapabiliriz aslında. Bu arada hızı bana hiç yavaş gelmedi. Çünkü 45'te sınırlamıyor dostlar. Daha hızlı gidebildiği için. Şu anda bu yolda zaten ben 50 ile gitmek isterdim. Bakın rahat rahat gidiyoruz. Hala çıktığımızdan beri pil gücü aynı. Oh. Bilerek mikrofonu da geçmedim ki içindeki şeyi hissedin diye. Aha yine orası. Hop, frenlerimiz de gayet güzel çalışıyor. Bırakıyormuşuz. denemek lazım tabii canım. Döşeme altı tüpçüsü geldi. Döşeme altı tüpçüsü. Oo. Acayip zevkli valla. Oh, tangır. Ekmek, tüp hepsi bizim işimiz. Gördüğünüz üzere burada ne yapacaksın daha? Yani Doblo olsa ne yapacaksın? Fiorino olsa, Kangon olsa, Kedin olsa. Bak şu arabalar. Ya da şu Levent. Yani kim bilir kaç lira yakıyordur kilometrede? O 10 litre mazot yakıyor mudur dostlar? 4,5-5 lira. Ufacık işleri yapmak için. İnci konutları. Tam bir var ya ticaret, esnaflık, taşıma, getir, götür. Şu siteye mesela şimdi bu arabayla arkaya atmışız 50 tane lahmacun. 2 tane 2,5 litrelik kola. Frenlerimiz gayet güzel. Tabii çamur şeysi. Hızlanması 1-2 araba hızlanması. Tabii gücümüz de düşük. Şöyle spor alsak ne olur? Ha bu kaplumbağa moduymuş size. Bak kaplumbağa çıktı. Burada muhtemelen hızı limitliyor. He. Elemanı verirken hızı limitleyip vermek lazım. Geldik tekrardan şöyle bu tarafa doğru. Bakayım. Full gaza bastığımda 32'yi geçmiyor şu modda. Bunu aldığımız zaman yardır. Limiti yok. Bu limitli. Hop, rejal edip beni yavaşlatıyor. Tamam. Biz onun S'sini spor zannettim ben de. Slowmuş. Fast slowmuş. Hay Allah benim tepemden baktırsın. Şöyle sol tarafa da gidelim ya. Evet. Her taraf inşaat ya. Döşeme altında neler oluyor arkadaşlar? Bilen var mı? Tam bir test parkuru oldu. Hiç fren miren yok. Ya ben burada gerçekten esnaf tipi kullanmayı göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Yani böyle şık şık çekebiliriz. Aldığında bu arabayı katalogdaki fotoğraflarıyla çekemeyecek. Yani bu böyle kullanacak işte. Gördünüz 50 yapıyor şu anda araba. Ve gitmek istediğim yere de rahatlıkla beni şeyle götürüyor. Şöyle güzel yeşillik bir yer bulsam birkaç konu daha anlatmak istiyorum.
korması çok güzel. Basalım basalım basalım. Hop yine bakın. Bitmiş piliyle şu anda 60 bana yaptırıyor. Çok az yolumuz kaldı. Varalım da. Arabanın bir artı özelliği de bakın 70 ile gidebilir diyor. Ben zaten 57 ile gidiyorum. Yani bu yolda devlet bizim bu hızlarda gitmemizi istiyor sevgili dostlar. Yavaş değil. Biz fazlasını düşünüyoruz. Öyle bir şeyi var, durumu var. Ve gerçekten 60 ile gittiğini samimi söylüyorum. Hatta 65 yapmışım şu anda. İnanın hissettirmiyor. Gerçekten hissettirmiyor. Son kapanışa doğru artık pilim bitse de umurumda değil. Çünkü İmekar'a geldim. İleride İmekar var. O yüzden istediğim gibi basıyorum. 72 km. Ya hiç hissettirmediği için arabada ses falan gerçekten güzel gidiyor. Şöyle rejenle de İmekar'a kadar şu anda lastiklerden aldığı enerjiyle kendisini durdura durdura gidiyor. Evet. Güzel. Tamamen rejen durduk. Hiç frene basmadan. Eyvallah abi, malzeme getirdim. Sağ olasın. Hop, bakın fabrika arazisinin içine geldim. Fabrika içlerinde kullanacaksanız da bildiğim kadarıyla plakalandırmaya gerek yok. Karayollarına çıkmayacaksa. Yani çok büyük bir tesis varsa. Şimdi arkamda mesela ben malzemeyi getirdim. Ve birazdan indirim yapacağız. Bu arabanın yeri şuradan almıştık. Şöyle buraya koyalım. Evet. Neye getirdim? Enfini çektim. 189.007 kilometre oldu. Yani ben bu arabayla 20 kilometreye yakın bir yol gerçekleştirmiş oldum. Şimdi sevgili dostlar, bu 20 kilometre kullansak 8 TL'lik elektrik yakacaktı. Şu Lekola'yı da ben 8 TL'ye aldım. Yani 250 ml'lik Lekola parasına 20 kilometre içerisinde kaç tane teslimat yaptık? İşte gittik BİM'e uğradık, oradan başka bir yere geçtik, oradan camiye gittik, sanayiye geri döndük 60'lı 70'li hızlarda. Gerçekten hiç canım benim sıkılmadı. Ya bu da çok yavaşmış falan diye. Çünkü araba 60-65 yaptığı için ve hissettirmediği için oldukça da güzel. Arkamda da işte kaç kilo yük, belki daha fazlasını bile taşıyor olabilir. Yani 500 kilo ben farazi söyledim. Gerçekten şeylerine bakarım. Arabanın kendi limitine bakarak sizlere de bir buranın altına yazarım kaç kilo taşıdığını. Para kazanmak isteyen, işinde daha iyi bir verimlilikle, daha ucuza teslimat yaparak, özellikle 200 liralık, 500 liralık, 400 liralık, 50-60 lira bir Fiorino çalıştırıp teslim etme maliyeti düşünüyorsanız, bununla 5 TL'ye yapacaksınız o maliyeti. Böylelikle yemek sepetindeki fiyatlarınıza indirim yapabilirsiniz. Su fiyatlarınıza indirim yapabilirsiniz. Daha çok müşteriye ulaşmak, daha fazla satış yapmanızı, operasyonel maliyetlerinizi düşürdüğünüz için bu arabayla mümkün. Aynı zamanda da gözünüz arkada değil. Bakımı neredeyse yok. Olduğu zaman da çağırıyorsunuz, dükkanınızın önünde yapıyorlar. Mobil servisleri var. Pilotcar.com.tr'den gidip detaylı teklifi alabilirsiniz. Aşağıya da linkini bırakıyorum. Nice güzel günlerde sizlerle birlikte olalım. Vallahi ben çok keyif aldım. Bir tane böyle bir şirketim olsa, böyle bir arabayla dükkanımdan şarj ederek hiç benzinliğe, mazot almaya göndermediğim, işte 3-4 ayda bir gün serviste vakit geçirmediğim böyle bir arabayla işime değer katmayı düşünürdüm. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.